Aleykümselam. Aleykümselam. Hani koyun da biz koyun geçine geldik. Hayırlı sabahlar. Sağ ol. Bana koyuyordu. Bak buluştuk ha. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Günaydın. Günaydın. Dün sağ öyle bir iş yapacaktım. Telefonla konuştuk. Duydun seni ama çıkmadın. Anahtarlar al kapıdan. Bağırıyorum, sarıyorum. Duyarım seni ama telefonla konuştuğum için. Şeye kadar geleyim. Oraya kadar. Oraya kadar. Ne arabası ya? Biraz gidelim. Beypen'e kadar geleceksin. Ay işi bıraktık. Hep işi bıraktık. Dün çalışma yasak dedi. Biraz dün 20 dakika dedi, hıtırlazdı. Hıtırlazın sonra günde çalışılmaz dedi. Çivi çakılmaz. Çivi çakılmaz dedim. Ana falan. Bu da yani hafta burada hafta uyan. Evet Halil'cim, sen nereye kadar geleceksin bizden? Lan Yavuz'dan beraber herhalde Beypınar'a kadar geleceğiz. Oraya mı gidecek? Akşama. Aha. Akşam yere kadar. Akşam yere kadar oradan döneriz büyük ihtimalle. Öyle mi? Hassas oradan uyanı saracak ama. Ya oraya kadar yeter. Kaç gün sürecek bu yolculuk? Allah nasip ederse 7 gün. 7 gün. 7 gün. Bakalım belki Cuma günü kaldığınız yerden yolu yakalarım sizi. Rahmetli Tayyip Tirisi de bu çobanlar göğsü var ya, bunlar hep kovar. Vallahi. Ne fark var aranda abi? Ne fark var? Çoban dedin malın ne ne geçecek. Valla gidecek. Benim özel çobanlarım var. Polis orada mı polis? Yok. Buradan Gümüşhane, Torul'un yaylalarına doğru yolculuk. Fehmi Yargı abimizin koyunları. Abimiz Süleymanlar, da burada. Süleymanlar ikimizindir. Yol boyu bol bol sohbet edeceğiz zaten. Ses gitti. Çok güzel, çok çam gibi güneş. Epey bir malzeme bulacağız.
koyamadım. Oturmadan renk değişiyor. Hadi koyun da onlar da koyurtanım ayrındaysın ya. Ya durmadan beyaz idi, siyahlandı. Siyahdı, beyazlandı. Allah sağ ola, size de uğurlar olsun. Sana abi sen bugün çalışmıyor muydun ya? Bugün beni Yavuz Özkurt'tan, Halit Özkurt işimde yoldan dedi. Çıkardı. Olsun, güzel olacak. Uğurlar olsun, uğurlar. Eyvallah. Ne haber? İyi. Nasıl gidiyor? Gidelim de bakarsın haberi. Hadi. Kar bağlayalım, çiğnemeye başlayalım kar. Tamam. Aşağı mı iniyor? Aa, dön. Aa, karşıdan mı doğru gidelim? Çevik yapacağız. Aa, şimdi çevik tarafa mı yaslanırsın sen abi? Hangi yoruldun ya? Oy. 7 gün yolculuk sürecek bile. O gençliğim bir kere bir gelsin de sen bak yürümeme. Tabutla geleyim işte, ağır geleymiş. Kim geliyor? Gençliğim. Ha. İyi gidi. 7 gün yürürdüm. Ama o zaman sarar ki, o zamanın çobanları. Sığlara yürüvan bağlar. Aşk olsun diğer bakmasın. Gideceğim bu sesim için. Oraya gidiyor yol ha buraya. Yakın gösterin bana dönmesine göre diye. Selam ateşine hava yani. Sen daha Amerika. Onları çay etti mi? Doğru değil. Geldi mi? Bursa'da da alacağım. Başka orada. Nerede geldi? Ne başkan ne? Kaldı Nebahat'ın orada. Mustafa'nın orada kaldı. Ne zaman geldi? Tabanca. Geldim kere diye baktım tabanca yok. Reşi geldi. Tabi. Giydin ona kalır diyor. Kalır yakında. Ben iki tane aldım öbürünü de. Tamam abi. İşte tam mevme atma geldi. Görünüyor bekleme dolu.
Bundan sonra dedi ya bakalım. Nereye gidiyoruz? Ne boğazıydı? Kanoz Boğazı. Çay demleyeceğiz öyle mi? Şu an İlkmen'e Karadağ'a gidiyoruz. Oradan ineceğiz. Salobası'nın girişi Kanoz Boğazı'na. Sadece hırs safa değil mi? Evet. Abi nereden açılıyor? Thank you.
Bunlar Karadağ'a dolanmayacaklar değil mi? Oraya gidecek. Sonra Salih ile Cemil yürürler de. Abdan gidiyorlar da. Abi kemence için mi geleceğim buraya? Niye gelmiyorsun? Kelebala cumanı. Kemence memence yok. Salih abi başlattı soyunma. Sen abi bak çizmeleri niye giyindin ya? Abi suyu buradan bırak ayıma böylece. Olsun. Niye bu koyunda geç kaldı ya? Bunlar antrenman yaptırmadın mı? Abi. Bana böyle bir yakında otur abi. Şey abi koyunun senden hızlı yürümesi lazım. Yok yok. Bu işin rejonu bu. Ama güzel. Evet sayın başkanım bugün ne yapıyoruz biz ya? Bir açıklama yap bize. Belirsizliği ortadan kaldıralım. Evet. Değerli dostlar, esasında sadece bugüne has değil, yıllardan beri geleneğimiz olan koyun göçünün bu yılki versiyonunu gerçekleştiriyoruz. Şu an Kanoz Boğazı'ndayız. Yeni çıktık yola, 3-4 saat oldu. Bir 6-7 günlük yolumuz var. Buradan uyana devam edeceğiz. Çayırbağından Beypınar'ına, Kadirga'ya, oradan Zigana'ya yolumuz uzun. Dağlarda, dağlarda biraz karlı. Ama hava güzel. İnşallah Mahmut bizden beraber yürüyebilir. İnşallah. Neyse yorulursa dönersin Mahmut. O ters olabilir de. Çevil abiden selamı bırakmasa ben de bırakmam. Kaç senede buradan gidiyorsun Mahmut tahmini? Abi kaç senedir? 20 senedir gidip geliyoruz abi. Ama bu bir çileli bir iş ama aynı zamanda bir sevgi işi değil mi? Abi bunun çilesi yok abi. Bu yolculuk zevk işi abi. Bu bir hastalık. Biz buna alışsak ne olacak? Alışsan her sene bizden böyle gidip gelirsin abi. İyi o zaman ama biraz bunun antrenman yapmak lazım. Güzün daha güzel sarıyor abi. Dönüşü mü? Tabii ki bunun dönüşü daha zevkli oluyor. O zaman duydum da sayın başkanım. Güzün. Bizim dernek yönetimini oradan beri yürüteceğiz o zaman bir hafta. Benden yana sorun yok. Dernek yönetimi düşünsün. Başkan sensin. Olur çok güzel. Olsun. Şu an voltaya sen vurdun. Bir daha yine bakalım kimler vuracak. Evet bugün sabah kahvaltı yaparak çalışmaya niyetlenen ustalar. Ne iş yaptığınızı sorabilir miyim? Sabah işe diye çıktık ama maalesef alıkonulduk. Çok da güzel olmuş. Şevdaflara icadı teslim et. Ama şu
böyle sofrayı görüp de gitmem demek de herhalde olmazdı yani. Çebul usta. Ya, bir Yavuz arkadaşımız var, dernek başkanımız. Sabah illa da yola gideceğiz, bugün çalışamazsınız deyince mecbur uyumak zorunda kaldık. İyi de oldu ya. Böyle ya, bu yaşıma kadar bu kadar yol yürümedim. Yani geze geze güzel arkadaşlarla. Hem yani, spor hem de yemeklerde diyet bakıyorum, böyle çok hafif şeyler var burada. Yani onu da Sayın Dönek Başkanımız hazırladı. Küzün, bunun yarısı dönecek buradan aşağıya. Çok ilginç. Yarısı satılacak. Yarısı tabii, yarısı kurbana gidecek, kuzu kesilecek. Koyun temizlenecek yaylada buradan aşağı. Şu an ne kadar koyun var burada? Burada tahminim 450 var. Peki kaç kuzudan geri gelecek? Dişi kuzudan gelecek geri. Ortalama varsa burada 400 kuzu varsa burada. Bunun 150'si dişi kuzudur. Diğeri erkek kuzu, hep kesimi, kasada. Kaç ay hamile kalıyor koyun? 5 ay abi. 5 ay. 5 ayda doğuruyor. Peki senede 2 defa doğum yapıyor mu? Doğuruyor abi. Güzel. Doğuruyor. Takımına göre. Mesela çift olma şey ihtimali ne oluyor? O da takıma göre abi. Koyun ırkına göre değişiyor. Gönül işi abi. Bunu herkes yapamaz. Bu bir hastalık. Biz yazın da çalışırız, kışın bunun peşine veririz. Vallahi kışın tam bir çile işi ama ya. Ya tabii ki abi. Kıştan oldu mu çile olmuyor. Köyde kapıda çok çile oluyor. Hep hazır. Samanını hazır yiyecek, arpasını hazır yiyecek. Ya öyle yakma. Her sene geliyorsun değil mi? Öyle diyorlar. Biraz tüyü aldık da. Evet. Nasıl bir hastalık bu? Bu çok kötü bir hastalık. Burada yani. Dışarıda bir yerdesin ama aklın herhalde hep burada. Ha, aynen öyle. Peki ileride buraya bu işte dönme ihtimali? Nasip. Nasip. Kısmet. Dedenle gittin mi buradan öteye hiç böyle? Çok çocukluğumda. Ne anılarınız vardır bu yollarda? Abi. Dedesi atlan bile taşırdı buralarda, atlan bile. Evet. Öyle mi? Bu derelere tuşardı, İstanbul'a diye rahmet yaşında. Bunu giyindirdi. Bu attan derelere tuşmeler. Böyle yolda varsa böyle anlatacağın dediğin anıları ara ara konuşalım. Olsun, konuşalım. Aha. Bari çekiyoruz, güzel bir şey yapalım da anı kalsın. Dinleme. Çökecek. Kuşluk saatte geliyor ya. Ha. Şimdi tam alışmamış. Yaylaya çıktı mı bir hafta 10 gün içinde bu koyun tamam. Belli bir saatte kalkar, belli bir saatte yatır. Ha, öğlen sıcağını da ben gördüm. Böyle birbirinin kafasının altına şey sokarak böyle evet, toplu halde yatıyorlar. Sıcaktan abi kuşluk. Herge giriyor. Biz ona herk deriz. Bunda çok... keçi olmasa bunu güneşte yürütemez. He, onu bir öğrendim ben. Keçi koyunu yürütüyormuş yarıyor onu. Keçi dağıdır onu. Atı üzerinde keçi. Evet. Süleyman abi afiyet olsun. Sağ olasın. Buyurun. Sofrayı hazırladın. Evet. Tam yeri burası ya. Yavuz'un eline sağ olun. Şeker var mı orada? Yok. Şeker. Tamam, şeker abi. Tuz da vurmadık. Kaşar tuzlu. Olsun abi. Yakmadın ki, yaydın ona nasıl tutun gitti. Adam tutun, arkadaşımın koyunu girecek, yay alır orada diye. Serbest konuşsun ya, ha. Sorun yok. Şey yaydı ama. Şeye gittik, Köşüş Dağı'na. Bu Hemit, Firdin'in çobanı. Gittik oraya, rahmetli Hacı Bala bıraktı bizi orada. Bir de şey var, ha, Tezun Kocam, Mustafa var diye. Şey. Rahmetli. Gittik oraya, bıraktı bizi orada. Her akşam kurt kelalıydı, koyun gitti.
Çamura hamde, rahmet hamde demişsin, şu oranın şu işini yap gidi. Su kanalını temizle ona gir. Bu yayla senin. O ki babamın koyunları var. Tabi aldık koyunu, gittik oraya, adamla dedi ki bu işi yapana kadar verdik oraya yayla. Tamam mı? Yolun net yeni bir yer var. Ferit Doğunici. Mustafa, Hemit gidiyor koyuna, biz Ferdi'den şey yapalım, odun ediyoruz, şey yapalım. İşte ekmek bitti. Dedim Fevzi niye yiyecek? Dedi haydi gidelim o köye dedi alalım un dedi. Dedi gidelim burada sağalım keçileri süt kuymağı yiyelim. Hacı bala gelecek rahmet. Gittik bir köye bulduk bir dövmenci orada verdi bize oraya bir boş yapın. Geldi getirdik ona süt kuymağı tamam mı? Hacı Beyir geldi. Konya'dayım ben. Peki de bu ilahını da bulduk. Ha bu ne kurdu gele var içinde. Dedim Fevzi nedir abi? Dedi ki kurdu geldi ha. Doyan araba işte. Ettim onu abi. Kuspur bu. Dedim Fevzi. Hani abi un kurdu geliydi. Dedi nedir? Aldım geri ettim onu abi. Kapkara o bu kadar kuspur bu. Didamin. Dedim Fevzi ki. Ya olsun dedi, bir hak dedi ya. Karnımız da isterse ne olursa olsun dedi. Oradan kalktık. Gittik Keşiş Dağı'na. Keşiş Dağı'na tabii yerleştik oraya. Geldi rahmetli Fevzi aldı çocuk geri söylüyor. Kula da bir lokma çıkıyor. Abla abla. Abların ködünü bile dövüştüm ben ha. Yağ olsun. Üç yıllarda cebine çakardım tokatı belli. Haberi var mı ondan? Yok ki şey... Emine'ki derdi periye şimdi vıyık vıyık vıyık... Dayaklar mı susturdun onu? Demek o zaman da aynı abi hareketliydi. Tokat vurdu mu ne? Onun için uğraşıyor. Ama abi sen yaş göstermiyorsun ha. Ben ne yaş... Kaç yaşında oldun? 55-60 arası. 55. 55 anca varsın yani. Ne 55 o var 70. Ben ne yaş... Yok yaş göstermiyor ki. Evet, moladan sonra koyun tekrar kalktı. Yola devam. Burası Hırsafa Yaylası. Maşallah. Geldi tam orada çam kırıklar, şişe kırıklar koyun var. Koyun otoballar bak ha geliyor solda. Tam da kayma yeri orada. Kaydısa canım, daha ya. O zaten onu görmedi ki karın altında zınk kesti. Haydi bakalım baba al. Yavaş yavaş al. Hoppa. Hop. Al baba. Hop. Al baba. Bay bay. Bastır baba. Baba ne yaptın ya kırdın ya. Hoppa. Baba tutuver ama. Tut. Tut. Evet koyun göçünden kısa bir süre ayrıldık. Onlar kesek bir yoldan aşağı çayır bağına doğru iniyorlar. Biz biraz gezme maksatlı Şahin Kaya'ya geldik. Burada biraz takıldıktan sonra buradan Çayırbağa Doğan Kaya tarafına doğru devam edeceğiz. Orada tekrar koyunlarla buluşacağız. Bugünkü planımızda Beypınar'a yerlesine kadar gidip orada zaten koyunlar konaklayacak. Oradaki duruma göre karar vereceğiz ama akşam epey kalırız orada diye tahmin ediyorum. Ara ara görüntü almaya devam edeceğiz. Şahin Kaya burası.
Bu bazı kliplerin çekildiği, fotoğrafların çekilip paylaşıldığı o yer burası. Doğası çok güzel. Karşıdaki ormanlar harika, mis gibi. Ulan ağlık sen de. Abi size çok koyun aldım. Zaten o yüzden kalktım bir daha yani. Ama sen piyasız işini en iyi yaptığın iş bana göre olsun. Bilmiyorum yani nasıldır senin için ama. Bu nasıl haberleşiyorsunuz bu koyun alım satımında mesela böyle? Şimdi mesela haberleşiyorsunuz. Önemli olan çevre. Çevreye biliyor da mesela şöyle bu normal. Mustafa Mustafa diye bunu taneyle esas. He. Fiyon mu diye. Sarı Mustafa diye var. Aldık sattık, aldık sattık. Şimdi bu çobanlar böyle düşünürler derler ki kimdir şikayetçi kimdir? Bilmem kim. Onun için alayım işte uyanlar. Her aile bizi uyanlar. Aa şimdi bugün gelirken bizim obada mesela birisi aradı beni. Ya koyunu alacağız ya pernek alacağız. 80 koyunu var. İşine bak. Dedim ona para da alalım. Dedi ki o zaman pernek alacağız. Dedi pernek de alamam ben koyun. Yok yok. Bununla yok ama orada çok bir şey istemiyorum. Var bilyalıları var. O, ama o şey halkadır. Sallanır sürekli. Çayırpağında şey, Çener Bahram'ın yerindeyiz. Murat Bahadır abimizin eniştesi. Ortaları üstten ağaçtan çıkart oraya. Ha şey diyorsun. Evet, onu da bulamadım işte de. Somoni koyarsın ona bir şeyden. Yok hazır bilgiler abi salacak için. Şu an nereye hazırlık yapıyoruz? Yarın için yakacak otuna hazırlık yapıyoruz. Yarın ne kadar akşamı kastediyorsun? Yarın. Kolay gelsin. Yaşımız sağ olasın. Ya bugün burada söz herhalde. Yapacağız. Ondan sonra gidip Beypınar'ında. Bunlar Beypınar'ına hazırlanmıyor, söyleyeyim. Nereye hazırlanmıyor? Yarın değil, lazım bize bunlar. Yarın. Doğanı vurmak. Şeyimiz olmayabilir. Ha yani. Ya bu kaçak değil de abin taşınması. Hadi mi ablana böyle bir zirgüsü var bende hali. Yolculuğumuz devam ediyor şimdi. Çayırbağından Beypınar'dan çıkarken bildiğimiz bir maden suyu vardı, oraya geldik. Yalnız burayı mahvetmişler ya. Bura kopmuş ya. Yok yok, su akıyor, gel gel. Yürümüş geçmişler burada. Buranın normal patika yolu vardı. Sonra araba yolunu buraya vurunca burayı mahvettiler. Keşke orijinal hali dursaydı. O mis gibi su hemen şuradan çıkıyor. Burada akıyor. Çok güzel bir içimi var. Ne oluyor Halit? Şifalı su. Bir kere işte bak. Ne madeni var orada? Hiçbir maden yok. Bu orijinal maden. Orada bir yarım saat, bir saat sonra bir teoşukluk olmaz bende. Sende işlenilen işim var bak. Nasıl teoşukluk istiyorsun? Ben bilmem. Şifalı su diyor ya. Ya zaten akşama bizi tutma şey niyeti var. Öyle bir şey oldu mu? Direkt gider ya. Salih abi. Senin şimdi niyeti ne kalmışmış? O ne bu su, bir yerde bulup içemezsin bak. Nasıl tatlı? Aynı maden suyu lan. Ne sandın ya? Bildiğin maden suyu. Niye kutu getirdim adı kabriyi? Tamam, şimdi bir de limnide içeceğiz o su. Ya içtim onu biraz sonra bıraktım ona ben de bunu getireceksin. Yok, bunu getirmenin bir şeysi yok. Yok, aynen. Bunu içeceksin ha böyle. Acaba ha burada... Ha buradan beri patika yolda. Ha orada 3-4 tane daha var ama onlar sarı akıyor. Ha. Acaba bu da bizim ayazma suyu gibi turdukça tortucu değil mi? Yok yok yok. Bunda o şey berrak. Yok. Ötekin değil mi?
Boş değil duruyor. Tamam tamam. Bakayım. Abi Yavuz ne lan? Etkileşim yaptı da bu hale geldi. Onu da çok merak ediyor. Eski niye bu? Çok yabani ya. Hazır malzeme bu kadar. Yok yok demir demir. Demir Tem, pas demir pas. Ha. Ha, pas. Pas andırıyor. Hem tadı hem görüntü. İçme onu zararlı. Göze acılacak. Evet. Bunu anlayamadılar. Şimdi bu adam da öyle. Ya babana. Daha bu kadar koyun olur mu? Ne bileyim olur. Reis ne abi? Sağ ol. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Oraya nerede? Ne var ne? Abi koyun kim bunlar ya? Ben de kim bunlar? Sen reisten çok koyunun senin var. Hani biz de reis duruyor bir şey. He? Biz reis değil ki. He? Niye reissin ya? Ne zaman çıktın buraya? 20 gün oturmuş. Karadağ Esed'de yüksek bir yer ya. Baksana Şahinkaya taşlığına. Ne yaparız? Gördük, ne yapar? Şoroma yaylasına geldik. Şoroma. Ey gidi gençlük. Aha. Ne yapar? Osman ne yapar? İyi sağ ol. Araba ne çıkardınız da bir daha kere? Onu gördün oraya aşağı kere. Hani koyun? Şey. Bu arkada. Ne zaman gidiyor? Yani bir gün çıkardık. Zaten koyun nerede? Bu tabakları bildirdim. Şoroma yaylasında şu kilit sistemine bakın. Kapıya tedbir almış. Telle bağlamış. Yani muhtemelen ayı girmesi diyedir diye ben düşünüyorum. Başka bir şey olacağını zannetmiyorum. Bu da eski kepenkler. Ama alttan taşla desteklenmiş burada bakın. Koca koca taşlara koydular buraya. Burası sağlam, burada problem yok. Burada Şoroma yaylasının camisi. Güzel bir manzara noktasına daha geldik. Şu manzaraya baksanıza ya. Kadrajak ya. Aman nereye çekiyorsun? Manzara çek abi aşağı. Aşağıdaki derinlik hissine bak. Bakalım en beyaz kimin kafası? Eskisi gibi değil, yok köylerin neşesi. Issız kaldı kapılar, çıkmaz anamın sesi. Oy, tutmaz seni dizlerin, çıksan yüksek dağlara. Kaç sene dur gitmedin. Hemen şurada küçük bir gölet yapmışlar, yanındayız. Akşama şöyle bir buçuk saatlik zaman kaldı. Gün batımını burada göreceğiz inşallah. Koyunlar arkadan geliyor. Biz yarı yıldan sonra koyunlardan ayrıldık. Onlar araba yolunu takip etmiyor. Daha kesek yerlerden geliyorlar. Onlar da akşam ezanı gibi biraz geçmiş. Gelecekler. İlk konaklama yeri burası. Gümüşhane Torul'un Avliyana denilen yaylasına gidiyorlar. Yani toplam bugün dahil 7 günlük bir yol süresi var ama tabi sürekli hareket halinde olmuyorlar. Bazen yolda dinleniyorlar. Koyunları yedire yedire gidiyorlar. Bir hafta bu yollarda yürüyecekler öyle diyelim. Yani çok büyük bir zevk olduğunu ben biliyordum.
Ama tabii 7 günlük süreye biz dayanamayız. Alışkın olanlar ancak bunu yapabilir. Akşamları bayağı soğuk oluyor. Zaten benim de sesimden anlıyorsunuz birazcık. Pazar günü yaylada üşüttüm, halen devam ediyor. Ama nefis bir hava var. Burası da Beypınar Yaylası'nın merkezi. Evet, Çayırbağ. Çayırbağ diyorum, pardon. Beypınar Yaylası'nda. Birazcık dolaşmaya devam edelim. Abi arkada dronların yeri. He? Ortada bina var ya şurada bak, yolun baş tarafında orası. Ama orada kahvede vardır ya. Otonyalı, Vafide Bürlü, Çayırbağlı. Karışık. Karışık. Çoğunluk kimde? Çoğunluk, şu mevkide çoğunluk Vafide Bürlü'dür. O arka taraf Çayırbağ. Ama bizim ayrımız kayrımız yoktur. Anladım. Tonyalılar nerede? Karışık mı yine? Tonyalılar var. Buralarda tek tuk vardır yani. Soy isim ne sizin? Ben Çavdar olayım. Tonyalı'nın içinde. Ben de aslen Tonyalıyız biz değil mi? He. Bizim Tonya şu şeyden, evet. Sakalından o yana. Anneanne oralı, babaanne oralı, eşim oralı. E, tamam, Tonyalı sayılırsın. Fazla şey yapma çünkü... Peyuk dedemin mezarı orada. Perbinal Yaylası'nda tepeye çıktık ya. Şu manzaraya bakar mısınız ya? Şu an gün batımı. Akşam gün batımında güneşe karşıyım şu anda. Bakın ne kadar güzel manzara oluşuyor. Esiyor, hava çok soğuk. Manzaraya aldanmayın. Birazdan güneş battı mıydı? Donacağız herhalde. Nereye baksana ya. Güzel. Arka fona bak. Şu anda arabanın orası çok güzel görünüyor. Üstü mavi gökyüzü ya. Tamam, sana abi anlatsın. Ben hiçbir şey bilmiyorum. İki tane arkadaş bizi aldı bir yere kendirdi. Nerede olduğumuzu da bilmiyorum. Burada en tecrübeli Selçuk herhalde. Yok. Mahmut. Dağla, burada en tecrübeli benim bu dağlada. Ha buradan kiralım, istedim yerden çıkalım. Ha burada ne işimiz var bizim ya? He. Nasıl ne işim var? Ha buraya bizim. Ha buraya havaya bak abi ya. Bunda dudaklarım da acabalamaya mı? Vallahi. Nasıl olacak ya? Abi yarım gündür evde durursam kıranın üstünde gıdavri kahve ya. Uyuştun mu? Yok canım, daha o kadar değil yani. Kaval al da iki kaydı at bize burada da. Kaval nerede? Nerede kaval? Ben daha kaval çalar mı? Gözlerim döndü ya. Normalde aldı abi. Normalde şu karşıda düz var ya bak. Normalde yol oradandır. Ha. Asas yol oradır. Oradan şu üstün tüzü oradan çıkarsınız Terinoban'ın boğaza. Niye değiştiriyoruz öyle? Buradan koyun hem yayılıyor, hem de buradan gelen arkadaşlar alacağız, buradan gideceğiz. Orada bir şey gördük, kime sorsak Fehmi Reis'iyle. Evet. Çoğunluğu keçi olan bir sürü geldi. Evet abi. Ama önde yürüyen iyi hali yoğurdu. O bir diriyor. Uzun boyunu var. Uzun boyunu var. Bu iyi hali yok. Beşindeki daha dincidi. Abi sizden gelip de geri dönenler gibi bir tane zavallı ar kullandı. Biz gene iyi ki... onlar iki günden beri onlar. Değil mi? Onlar Maçka'dan kalktı geldiler. Vurduk o vakit Rambo dedik, bende kalp var. Elik alırım abi dedim. Kömerim seni ağrıyor. Bırakın onu yanına uç başlarım. Onlar ne mal mi var sizde onlar? 10 tane koyun var orada. Ha kezmeye geldi. Ulan yok 10 tane koyun geldi hapistik sen çıkarmaz bıcık. Bir bak döneyim abi dedim, ona akşam lan oradan dönersin içeri. Andır elim oyna. Çıkacağız abi, sen değil kalp var mı dedim. Ha dedim ona abi. Geldi baktım kaç lira, 1000 derabiye kaç lira. Ne tarafta kaldı? Abi karşı taraf. Ben de oralı da bakarım, penzetin bir yerim. Yok ya. Abi ne orası, abi bu tarafta kaldı kadar daha. Bak yediğimiz nani ya. Yarın öbürcülerin yanından geçeceğiz Halide abi. Dağda var iki tane bak. Kadırga. Orayı biliyorum. Oraya Kadırga. Bu yoldan gittim geldim ben. Buraları biliyorum. Döner Gümüşhane'den.
Alıp da pestim. Ye ye döner o kere. O değil de Selçuk da üşüdü ha. Abi kelle tokuyor lan. Rüzgar vuruyor. Acayip kelle tokuyor lan. Ben atladım çıkardım araba yok. O da seni gibi kabin madem. Ama gittim bugün dostum. Oğlum çağırdım geldi. Gel abi gel. Selçuk. Konuş ol lan da. Konuş bakalım. Ne konuşuyorsun? He? Ha? Ha?